Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilgili sorulara cevap verirken Eurofighter tedariki ile ilgili birkaç cümle söyledi ve bu cümlenin arkasından da Türkiye'deki savunma ve havacılık gündeminin resmen göbeğine Eurofighter oturmuş oldu. Eurofighter alımı yapılabilir mi? Bu sözlerin bir bakanın ağzından duymak neler ifade ediyor? Bu konuyla ilgili daha önceden atılmış adımlar nelerdir? Bu videomuzda bu konuyu tartışacağız. Ama unutmadan söyleyeyim, bu konu epeydir gündemli ve konuyla ilgili de videolar yapmıştık. Arşivimize bakabilirsiniz. Aslında Milli Savunma Bakanı'nın ağzından çıkan Eurofighter tedariki için çalışmalar yapılıyor. Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya evet diyor. Şimdi Almanya'yı razı etmek için onlar çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya biz çözeceğiz diyor. Olursa 40 adet Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz. Sözleri gerçekten oldukça büyük ses getirdi. Bu sesi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya ziyaretiyle de birleştirmek gerekiyor. Almanya ziyareti sırasında muhtemel masaya yatırılacak konuların başında da Eurofighter meselesi geliyor. Türkiye aslında 2000'li yılların başında F-35 programı için bir ihale açmıştı ve bu ihaleye de İtalya üzerinden Türkiye'ye Eurofighter teklifi gelmişti. Eurofighter o dönemlerde yeni yeni üretime giren, teslimatları yavaş yavaş başlayan bir uçaktı ve Türkiye'ye eğer katılımcı olması durumunda endüstriyel katkı, uçağın satış hakları ve uçağın sistemlerinde de söz hakkı verilmesi söz konusuydu. Fakat tabii Eurofighter o dönem 4. nesil savaş uçağıydı. Türkiye tercihini 5. nesil F-35'ten yana kullandı. Fakat işte olayların akışları, çeşitli diplomatik krizler, şunlar bunlar derken en son S-400 hava savunma sisteminin Rusya'dan alınmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı bir şekilde Türkiye F-35 programından çıkardı ve Türkiye'nin gelecek nesil uçak yaklaşımı ne olacak diye epeydir tartıştığımız bir konu söz konusu. Türkiye F-35 programından çıkartılınca ödenen yaklaşık 1.2 milyar dolar ve daha endüstrinin alacağı paylar derken görüşmeler bir yerde tıkandı ve Türkiye en azından ben ara uçak ihtiyacımı milli muharip uçak Kaan ortaya çıkıncaya kadar 40 adet F-16 Block 70 ve eldeki 79 adet F-16'nın da Viper olarak da bilinen bir modernizasyonla yükseltilmesini planlıyorum. Bu konuda alım kararı istiyorum diyerekten yaklaşık 2 yıl önce Ekim 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'ne resmi olarak başvurdu. Ama geçen bu süre içerisinde Türkiye'ye herhangi bir şekilde net bir cevap verilmedi. Hep Türkiye'nin önüne bazı sorunlar getirildi. İşte en son Türkiye'nin önüne getiren sorunlardan bir tanesi de İsveç'in NATO'ya kabulüydü. Bunlarla da ilgili İsveç'in NATO ile ilgili kanun yapılması ve meclisten çıkması gerekiyor. Bu çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanıp meclise yollanıldı. Meclis gündeme alacak, kararını verecek. Türkiye bu görüşmeler devam ederken haklı olarak Eurofighter kartını masaya koyuyor. Aslında bu söylemin asıl amacı Amerika Birleşik Devletleri'ne ben gerekirse F-16'yı almam, Eurofighter alırım. Yine benzer bir NATO sistemi içerisindeki bir uçak bu. Bu sistemle yoluma devam ederim. Sen de alacağın F-16'nın parasından olursun yaklaşımı ortaya koyabilmek. Peki Eurofighter Türk Hava Kuvvetleri'ne uygun bir uçak mı? Türk Hava Kuvvetleri bu uçağı idame edebilir mi? Öncelikli olarak Türkiye 1987'den bu yana F-16 kullanıyor. Pilotlarımız buna göre eğitimleri var, bakım ekiplerinin eğitimleri var, yedek parça stoğu var ve bunlarla ilgili oluşmuş çok ciddi Türkiye'de bir altyapı var. Peki böyle bir altyapı Eurofighter geldiği zaman ne olacak? Ona göre bir altyapı kurması gerekecek Türkiye'nin. İşte pilotlarını eğitecek, yeni bakım sistemleri kuracak, yedek parça deposu kuracak, yeni bir eğitim ve idame sistemi oluşturacak. Ve tabii ki bu uçakların özelliklerine göre de kendi savaş konseptleriyle ilgili bir yaklaşımlar sunacak. Mecbur kalındığı zaman bu yapılabilir. Askeri de hiçbir zaman sadece bir A planı yoktur. Bunun hep her zaman alternatifleri vardır. Farklı farklı senaryolar üzerine çalışılır. Türkiye açısından tamam bir ek maliyeti olur, bir zaman kaybı olabilir. Ama Eurofighter'da gerekirse alınarak envantere bu uçaklarla ilgili altyapı kurulabilir. Bunun tabii ki bir ekstra maliyeti olacaktır belirttiğim gibi. Bu tür durumlarda, adımlarda
yaklaşık ortalama 2 yıllık bir süre içerisinde ilgili uçakların teslimatlarının tamamlanması, pilot bakım ekiplerinin eğitimlerinin yapılması, tecrübe kazanmaları yaklaşık 2 yıllık bir süre alıyor. Ve bu sürenin sonrasında da uçaklar harbe hazır sistem içerisinde kullanılabilir hale geliyor. Şimdi tabii Sayın Bakan'ın sözlerinden Eurofighter'lar için yeni bir uçak siparişi mi veriliyor? Veya geçmişte olduğu gibi İngiltere'nin önerdiği gibi Türkiye'ye elindeki Trench 1 olarak adlandırılan daha standart ve basit donanımlı ilk neslin, daha eski sistemlere sahip ilk nesil mi alınacak? Üzerine yeni bir üretime mi sipariş verilecek? Bunlarla ilgili konular açıkçası soru işareti biraz fazla paylaşılmış durumda değil. Halen Eurofighter'ın yeni bir modeli söz konusu ve bu yeni modele de gerek Almanya gerekse İspanya'dan sipariş gelmiş durumda. Bu siparişlerle birlikte üretim hattı 2030'lu yıllara kadar devam edecek gibi duruyor. Yeni Eurofighter'da daha gelişmiş ISR radar sistemi, çeşitli aviyonikler ve diğer altyapıyla birlikte bu uçağın en üst modeli olacak. Türkiye dediğim gibi İngiltere'den Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin emekli etmek istediği Trench 1'leri mi alacak yoksa yeni mi sipariş verecek, bu konuyla ilgili henüz bir netleşmiş bir durum yok. Muhtemel pazarlıklar içerisinde bu da önemli bir konu. İkinci durumda bu uçakların bizim malum son yıllarda çok hızlı gelişen savunma sanayimiz var. Kendi mühimmatlarımızı yapıyoruz. Örneğin kendi mühimmatlarımızı atabilecek miyiz? Bununla ilgili sisteme bir müdahale imkanı bu uçağın üreticileri tarafından verilecek mi? Kendi yazılımımız bu uçak üzerinde olacak mı? Kendi dost, düşman belirleme sistemi gibi birçok konuyu böyle alt alta yazabiliriz. Bu uçakla ilgili Türk savunma sanayine herhangi bir katkı sunulacak mı? Sadece yedek parça üretimi mi yapılacak? Sadece bir üretim hattı mı açılacak? Veya bunlarla karma bir şekilde nasıl hareket edilecek? Bu ayrı bir önem arz ediyor. Bir önemli bir başka konu Eurofighter. 4 ana Avrupa ülkesinin 1980'lerde başlattığı bir proje. Bir tarafında Almanya var, İngiltere var, İtalya var ve İspanya var. 4 ana ülke. Bunun dışında da farklı ülkelere Eurofighter'lar ihraç edilmiş durumda. İşte en önemli kullanıcılarından biri Suudi Arabistan var, Katar var, Umman var, Kuveyt var. Buralara da ihraç edilmiş durumda. Bir başka kullanıcı Avrupa'da Avusturya. Şimdi bu projeyle ilgili söz söyleme hakkına sahip 4 ülke ortaklık boyutlarıyla birlikte bir şeyler söylüyorlar. Örneğin hatırlayacaksınız, gündeme de gelmişti. Sitemizde de bunun haberini yapmıştık. Suudi Arabistan önce bir Eurofighter siparişi vermiş. Arkasından artan ihtiyacı doğrultusunda tekrar bu uçaktan ek sipariş vermek istemişti. İngiltere'nin, İspanya'nın, İtalya'nın onayına rağmen Almanya bu satışı onaylamamıştı. Şimdi bu satışı onaylamamasında da Almanya'nın işte Suudi Arabistan'ın Yemen Savaşı gibi konular, insan hakları gibi konular gündeme getirilmişti. Eğer böyle bir durumda örneğin ilk satışla ilgili Almanya onayı verir mi? Ki Sayın Bakan'ın dedikleri işte İspanya ve İtalya'nın ki çok özür dilerim İngiltere ve İspanya'nın Almanya'yı ikna etmek konusundaki çalışmalarını sürdüğünü ifade ediyor. Burada ile ilgili iş çalışmanın içeride yapıldığını duyuyoruz. Bugün Türkiye'nin İngiltere ve İspanya ile özellikle savunma sanayinde arası gayet iyi. İtalya'da da fena değil. Almanya'yı bu kararı almaya hareket ettirebilirler mi? Açıkçası bu da buraya da yazılması gereken önemli bir konu. Veya ileride işte Türkiye Eurofighter'ın ben yedek parçasını alacağım, yazılımı güncelleyeceğim, şunu yerleştiriyorum, millileştiriyorum dediği zaman Almanya'nın veya yarın öbür gün örneğin bir aramızda problem oldu. İngiltere ve İspanya'nın veya İtalya'nın ne diyeceği çok çok önemli. Sonuçta hava araçları ile almak milyar milyar dolarlık projeler. Sadece parayı da vererek olmuyor. Aynı bir evlilik gibi çok uzun vadeli bir ilişki. Ülkelerle diplomatik ilişkilerinizi çok iyi tutmanız, ekonomik ilişkilerinizi çok iyi tutmanız lazım ki oradan bir şey alıyorsunuz. Sonuçta haklar, üretim hakları, yedek parça onların iki dudağının arasında. Benzer bir sistemi de zaten durumu da Amerika ile F-16 konusunda yaşıyoruz. Hani F-35'te yaşadık, F-16'da bunlarla ilgili konularla ilgili sıkıntıları yaşayabiliyoruz. Eurofighter'ı şöyle kısaca da bir uçak performans açısından değerlendirsek biraz da F-16 ile karşılaştıralım. F-16 tek motorlu bir uçak, taşıma kapasitesi belli, çok rollü bir uçak. Eurofighter çift motorlu uçak, daha büyük bir uçak, taşıma kapasitesi daha yüksek, havada daha fazla kalabilen bir uçak. Ancak 1980'lerde Eurofighter hava görevi için tasarlanmıştı. Sonrasında Soğuk Savaş'ın bitmesi,
arkasından atılan adımlarla birlikte uçağın özellikleri havayar versiyonu başta olmak üzere farklı farklı görevleri de yapabilecek hale getirilmiş durumda. Ama buradaki önemli faktör biraz önce de dediğim gibi uçaktaki işte radar ve diğer havayönük sistemlerin ne kadar modern olduğu. Bu sistemler modern olduğu zaman işte 1974 yılında uçmuş F-16'yı bugün blok etmiş olarak ortaya koyuyorsunuz. Keza aynı şekilde Eurofighter için de gelişmiş sistemleri koyduğunuz zaman güncel bir uçak haline geliyor. Bunu da kenara yazmak lazım. Türk Hava Kuvvetleri 1952'de NATO'ya girilmesiyle birlikte tamamen savaş uçağı boyutunda Amerikan menşeli savaş uçakları kullanıyor. Bir Amerikan sistemi var. Bu sistemin de bir şekilde içeriye Avrupa sistemine entegre edilmesi gerekiyor. Şimdi bunlar yürürken bir taraftan da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin geliştirdiği, tasarladığı Türk Havacılığı'nın ben her zaman söylüyorum gökyüzündeki Kurtuluş Savaşı, Milli Muharip Uçak Kaan var. Şimdi Türkiye bir şekilde yoluna kendi başına devam ediyor ama Kaan'ın kendini ispat etmesi, olgunlaşması için zaman lazım. Şimdi ilk etapta bu uçak 4,5. nesil olarak adım atacak. Sonrasında 5. nesil haline getirilecek. Peki bunun için bu zaman zarfında Eurofighter'lar bir boşluk doldurucu olarak adlandırılan ihtiyacen alınmış bir uçak görevini görebilir mi? Görür. Ekstra bunun maliyetinin ödenmesi şartıyla. Peki Kaan için nasıl bir işbirliği yapılabilir? Çünkü bu projelerde bir şekilde tabiri caizse pazar tabiriyle gel projeleridir. Şimdi Türkiye'nin Milli Muharip Uçak Kaan'daki önemli problemlerinin başında motor geliyor. Tamam, uçağın başlangıç versiyonunda F-16 motorları kullanılacak. Amerika'dan alınıyor bu motorlar. Tamam. Peki sonrasında bu uçağı 5. nesil yapacak özelliklere sahip. Bu konuyla ilgili çok da video yaptım. Arşivime bakabilirler arkadaşlar. 5. nesil yapabilmek için daha üstün teknolojilere motorlar lazım. Ve bunlarla ilgili de teknik ve çeşitli teknoloji konusundaki sistemlerin alınması gerekiyor. Bunlarla ilgili işbirliği Rolls-Royce'da örneğin Eurofighter motorun üreticilerinden yapılabilir mi? Yapılabilir. Başka sistemlerle ilgili Türkiye'ye destek verebilirler mi? Verebilirler. Eğer Eurofighter envantere girerse bununla birlikte Avrupa'da yürüyen iki farklı savaş uçağı konsepti var. Biri İngiltere başını çekiyor. Tempest projesi. 5 hatta 6. nesil olarak bile adlandırılıyor. İkinci projede Almanya ve Fransa'nın birlikte adım attığı savaş uçağı projesi. Şimdi bu projeleri de ilerleyen yıllarda Türkiye'yi de içine çekmek isteyebileceklerdir. Ama Türkiye bu projelerde Milli Muharip Uçağı Kaan'ı tasarlamış, bu yolda ilerleyen bir ülke olarak çok ciddi ağırlığa sahip olabilir. Ben şunu da belirtmek istiyorum bir şekilde. Eğer böyle bir işbirliği söz konusu olursa atılacak bir başka adım da şu olabilir. Türkiye'nin özellikle 5. ve 6. nesil savaş uçaklarıyla birlikte gündeme gelen, bu uçakların birlikte görev yapabilecekleri Kızıl Elma, TUSAŞ'ın Anka 3'ü gibi tasarımlar da Türkiye'nin elini teknolojik olarak yükselten konular. Bunu da böyle bir kenara yazalım, notumuzu alalım. İlerleyen yıllarda bu konu çok çok gündeme gelecek diye düşünüyorum. Evet, Türkiye Milli Savunma Bakanı'nın Eurofighter açıklamasıyla bu konuda yeni bir sayfa açıyor. Ama bir yandan da tabii eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bu ekonomik düzlemde bunu nasıl yapabiliriz? Nasıl gidebilir? Her ülkenin bir yandan savunma harcamaları artıyor. Bunları nasıl yapabiliriz? Kaynaklarımız kısıtlı. Kaynaklarımızı milli projelere mi aktarmalıyız? O milli projeler aktarıldığı zaman ne kadar süreçte sonuç alacağız? Ve tabii ki bir taraftan da ortalıkta her yerde artan çok ciddi bir risk var. Bu riske karşı ya biz bir 10 yıl biraz duralım da nasıl olsa geliyor mu demek yoksa bu dönemi güçlü mü getirmek gerek? Bunlar tabii ki Silahlı Kuvvetler, Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi yönetenlerin verecekleri çok çok önemli kararlar. Bunlarla da ilgili çok detaylı çalışmaların yapıldığını ifade edeyim. Evet, 2024'e doğru giderken havacılık gündemi çok yoğun ama bir taraftan da benim bir hedefim var. 300 bin aboneye ulaşmak. Lütfen abone olmadan izliyorsanız şöyle bir abone düğmesine basın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Yorumlarınızı bekliyoruz sorular için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.